Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çizgi film koleksiyonumu göstereceğim, kendi çapımdaki. Çocukken korsan CD satılıyordu pazarda. Ben de çocukluk aklımda her gittiğimde bir tane çizgi film alıyordum, 1 liraya satılıyordu. Gönül isterdi ki hani normal CD'lerden alayım. Yani şimdiki aklım olsa tabii normal CD'lerden alırım ama yani normal CD'ler o zaman 10 liraydı ve korsan CD'ler 1 liraya satıldığı için çocukluk aklımda hani 10 tane daha alayım falan diye düşünürdüm hep. Ama siz olun. Şu an teknoloji devrindeyiz biliyorsunuz. Eğer bir anınız varsa, bir şeyiniz varsa ve bir şey çektiyseniz bunu sakın CD'ye aktarmayın. Çünkü CD'ye aktardığınız zaman arkasına bir şey yapışabiliyor. Arkası çizilebiliyor. O CD mahvolabiliyor. Çizildiği zaman da hiçbir yerden açmıyor o CD'yi. Onun için ya flash belleğe yükletin ya telefonunuza yükletin. Telefonunuz yoksa bilgisayara yükletin. Bu iki materyaliniz de yoksa flash belleğiniz olsun. Flash belleğinize yükleyin değerli şeylerinizi. Lütfen artık CD kullanmayın. Ama tabii eskiden flash bellek ya da televizyon vardı gerçi de hani televizyonda nasıl diyeyim, şans eseri bir çizgi film bulursanız izliyordunuz. Bulamazsanız izleyemiyordunuz. Zaten benim çocukluğumda 3-4 tane televizyon kanalı vardı. Yumurcak TV bile sonradan çıkmıştı. Eskiden sadece TRT çocuk programları vardı. 22 yaşındayım. Benim yaşımda olanlar çok iyi bilirler. Şimdi tabii çok çeşitli. Şimdiki çocuklar adına çok seviyorum. Seviniyorum. Çünkü çok çeşitli televizyon programları var. Onlara ayrı yüzlerce kanal var. YouTube'da bir sürü kanal var çocukların izleyebileceği. Tabii bunların bazıları iyi içerik üretiyor, bazıları kötü içerik üretiyor. Ama çocuklar YouTube'dan artık çizgi film izleyebiliyorlar. Dilediği çizgi filmi izleyebiliyorlar. Ama benim çocukluğumda böyle bir şey yoktu tabii. CD alıp izliyordunuz. Bugün sizlere CD'lerimi tanıtacağım. Bu CD toplayıcı da 1999 yılında alınmış annem babam tarafından. Benim doğduğum yıl alınmış. Şimdi size CD'lerimi göstereceğim. Labirentten başlayalım. Labirenti ben mahvettim. Adam ya bilgisayarcıya götürüp filmi indirmiştim aslında. Keşke flash belleğime indirseydim. Bunun arkasına dediğim gibi çizik atıldı. O yüzden bir daha izleyemedim. İlkokul hocamız National Geographic izleyin, kendinizi geliştirin demişti. Gazetenin yanına bedava National Geographic veriyorlardı o zaman. Ben de National Geographic CD'si almıştım. Alice Uzay'da, bunu da sanırım arkası çizildiği için bir kere izleyebilmiştim, bir daha izleyememiştim. Bunları nereden izliyorsunuz diyorsanız, çocukken bizim evde DVD player vardı. Televizyona bağlayıp öyle izliyorduk. Bu da yine gazeteden çıkmış olan, gazetede daha doğrusu hediye olarak verilen National Geographic CD'si. Kraliçe Cinderella. Bunu defalarca kez izledim çocukken. Ve hani o güzel sahneleri, o kıyafetleri hala aklımda. Hala da anımsadığım, çok sevdiğim bir çizgi film. Simbad var bunun. Simbad'ı da sanırım bir kere izleyebildim. Arkası çizildiği için. Parmak Çocuk. Ay. Bu kızın köstebeğin yanında yaşaması, işte ne bileyim gülün içinden çıkması, uyanması hala da aklımda. Çocukken çok seviyordum. Üst üste 3 kere 4 kere defalarca kez izliyordum. Ben de çok anısı hatırası olan bir şey. Ay. Gizli Bahçe. Bunu da çok seviyordum. Özellikle ne bileyim
ağaç kovuğunun içinden çıkan anahtar sahnesini çok seviyorum çocuktan. Defalarca kez izlemişimdir. Çok seviyorum bu çizgi filmi de. Tabii o zamanlar 2006-2007 seneleri Serdar Ortaç'ın Mesafe albümü çok tutmuştu. Özellikle Dansöz şarkısı çok tutmuştu. Onun da CD'lerini almıştım. Burada Kenan Doğulu'nun da CD'si var. Arada açıp dinliyorum tekrardan eski günlerimi yad etmek için. Yine benim için çok değerli olan İsviçreli Robinsonlar hala ağacın üstüne ev yaptıkları, tahtadan ev yaptıkları sahneyi unutamıyorum. Çok seviyorum. Bana ailenin, aile şefkatinin ne demek olduğunu çocukken çok öğretiyordu. Çok seviyordum. Defalarca kez izliyordum. Halen daha aklımda olan bir çizgi film kendisi. Tabii bende Pinokyo da var. Bunu da tabii çok izledim. Annemi ve babamın düğün kaseti. 1998 yılından kalma. Bu da ben folklora gitmiştim bir yere. Bu da benim folklorsiydim. Orada oyunlar oynamıştık. Silifke'nin yoğurdu falan. Oyun oynarken çekilmiş bir video kaseti. Tahta Asker. Bunu da çok seviyorum. Özellikle o yılbaşı ağacı sahnesini çok seviyordum. Yılbaşının üstündeki süsleri çocukken bayılıyordum. Bunu da size göstermek isterim. Bu da benim film kültür ödevimdi. Parmak Kız. Bunu da çok severek izliyordum. Benim videom bu kadardı. Şimdi bana diyeceksiniz ki neden bu çizgi film kasetlerini halen daha saklıyorsun? Ben çocukluğumu çok seviyorum her insan gibi. Ya da sevmeyen insanlar da olabilir bilmiyorum. Ben insanın içindeki çocuğu öldürmemesi gerektiği taraftarıyım. Ben elimden geldiği kadar içimdeki çocuğu öldürmemeye çalışıyorum. Lütfen siz de içinizdeki çocuğu öldürmeyin. Ona kulak verin. Çünkü içimizdeki çocuğu öldürdüğün zaman çok zalim ve gaddar bir insana dönüşebiliyoruz insanoğlu olarak. Tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber bu CD kültürü diye bir şey kalmadı. Artık herkesin telefonu var, bilgisayarı var ya da flash belleği var. Onları yüklüyorlar. Ama ben güzel bir anı hatıraya kalsın diyerekten böyle bir video çekmek istedim. Size eski güzel günlerinizi anımsatmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.